Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ispanaklı kek yapacağız. Malzemelerimiz ıspanağımız var. Böyle yaprakları sadece alınmış. Yani saplarını kullanmıyoruz. Böyle bir demetin yani bir bardak olacak kadar ıspanak yaprağı ayırdık. Temizledik, yıkadık. Sirkeli suda beklettik onu. Şimdi onu kullanacağız. 1,5 bardak kadar şekerimiz var. 1 bardak sütümüz var. Ayrıyetten de yarım bardak sütümüz burada var. Yarım bardak bir sıvı yağımız var. 3 tane yumurtamız var. Kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Krem şantimiz var. 1,5 paket de kullanacağız krem şantide. Şimdi onların yapımına geçelim. Krem şantimizi iyice çırptık. 1,5 bardak sütümüz, 1,5 paket de krem şanti koyarak bunu iyice çırptık. Şimdi soğutucuya, buzdolabına koyacağız. Orada bekleyecek. Kekimiz piştikten sonra kullanacağız. Ispanaklarımızı küçük küçük doğrayıp blender'e koyacağız. Yani robotumuza koyacağız. Böyle içine koyuyoruz. Orada onları hiç pişirmeden çekeceğiz. Haşlamayacağız, yani haşlayıp yapmayacağız. Direkt çekeceğiz. Daha yeşil ve daha güzel olacak. Şimdi ıspanaklarımız bu şekilde incecik oldular. Bunları kullanacağız. Yani robotu olmayanı haşlayıp püre haline getirebilirler. O şekilde de kullanabilirler ama böyle biz şimdi yapıyoruz. Diğer malzemelerden de ekleyeceğiz içine. İçine yağımızı koyalım. Daha iyi bir karışım olsun diye. Bir de bir fincan sütümüz var. Onu kenardaydı. Şimdi tekrar onu da ekleyelim malzememize. Tekrar güzel bir tepsiyoruz. Şimdi kenarda unumuz da var. Şekerimizi ekliyoruz. Burada yumurta sarılarımızı ayırdık. Beyazlarımızı ayrı koyduk. Bir miktarını buraya ekliyoruz. Böyle bir karışım yapıyoruz orada. Ispanağı da ekleyeceğiz oraya. Şimdi ıspanaklı karışımı ekliyoruz. Böyle bir sıvı yağımızı koyduk içine. Bir çay bardağı kadar bir süt ekledik ona. Bunu buraya ekliyoruz. Şimdi bu şekilde ıspanaklı karışımımız oluyor. Buna biraz un ekleyeceğiz. Böyle unumuzu ekliyoruz. 2 bardak kadar bir un gidiyor buna. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekliyoruz. Bu şekilde bunu hazırlıyoruz. Şekerimizi de ekledik. Böyle tamamen bir karıştırıyoruz bunu. Şimdi yumurta beyazlarını çırpıp buraya ekleyeceğiz. Hazırladığımız yumurta sarımızı az bir şekerle çırptık. Yani şekerimizden biraz ayırarak bunu çırptık. Şimdi onu ıspanağın üzerine koyuyoruz. Ispanaklı kek karışımımızın hamuruna. Böyle ona yedireceğiz. Şöyle hamurumuz hazırlandı. Şöyle alttan üste doğru çekiyoruz onu. Kabartısı inmesin diye. Bu şekilde elenmiş un kullandık. Tüm malzememiz elenmiş. Bir tane borcamımız var böyle. İsteyen başka kalıplar kullanabilir. Bunu yağlı kağıtla kapladık. Kenarlarını kolay çıksın diye. Şimdi oraya kekimizi döküyoruz. Kek hamurumuzu. Bu şekilde.
Fırınımızı da daha önceden ısıtıyoruz. Şöyle. Şöyle bir yerleştiriyoruz kekimizi. İyice yerleşsin. Hafif bir vuruyoruz yere. Ucları da yerleşsin. Şimdi fırına vereceğiz. 180 derecede alt üst ayarda pişireceğiz. Yani kürdan testi yapacağız, öyle çıkaracağız. Kontrollü pişireceğiz. Fırınımıza pişmeyi koyduk. Kekimiz pişiyor. Borcam olduğu için biraz yavaş pişmesi gerekiyor. 180'den onu düşürdük 160 dereceye. İçi pişmesi gerekiyor. İçi pişmeden almıyoruz. Kekimiz pişti. Dikkatli bir pişirme yaptık. Yani içi çeksin diye bekledik. Derecesini düşürdük. Şimdi kürdan testini yapalım. Şöyle içine sokunca hiçbir şey yapışmıyor. Kenarlarını aldık, çıkardık bu şekilde. Servis tabağımıza koyduk. Kenarlarını çıkardık. Blender'dan yani robottan geçiriyoruz bunu. Toz haline getirdik. Diğer kısmını da getireceğiz şimdi. Bu şekilde. Şimdi biraz böyle soğumuş, donmuş bir şekilde soğutucuya koyuyoruz onu daha iyi kendine gelsin diye. Böyle krem şantılan bunu kaplayacağız. Şimdi üzerinin ıspanak püresini döküyoruz. Böyle rondodan geçirdiğimiz ıspanak püresini. Ispanaklı pastamız böyle. Şu anda servisi hazırdır. Böyle üstüne krekönler de koyabiliriz süslemek için. Pastamız servis hazırdır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. İyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler.